Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü 2. sınıf derslerinden olan Çocuk ve Drama dersinin 1. ünite ders özetleriyle başlıyoruz. İlk ünitenin konusu drama ile ilgili terimler ve çocuklarla dramanın tarihçesi. Drama özellikle okul öncesi eğitim programlarında yer almakta ve sıklıkla kullanılmaktadır. Çocuklarla doğrudan doğruya çalışan alan uzmanları drama terimini kullanmayı tercih etseler de Tek başına drama açıklayıcı bir terim değildir. Psikodrama, yaratıcı drama, tiyatro ve eğitici drama gibi terimlerde kullanılmaktadır. Psikodramada amaç, katılan bireylerin katarsiz yani duygusal boşalım elde etme ve içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik gelişmelerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleridir. Psikodramanın bir terapi tekniği olarak uzman kişilerce, özellikle bu konuda eğitim almış klinik psikologlar tarafından uygulanması gerekir. Yaratıcı dramaya baktığımızda, özellikle Amerika'da Winfred Word ve McCalsin gibi uzmanların çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Yaratıcı drama, yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar. Eğitici dramaya baktığımızda eğitici drama olarak da adlandırılabilen pedagojik drama ise daha çok İngiltere'de Peter Slade, Brian Way, Dorothy Hitchcock ve Gavin Bolton tarafından geliştirilen ve genel olarak çocuğun hemen her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir. Eğitici drama çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de Özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlamaktadır. Özel sorunları olan bir grup çocukla çalışılmıyorsa, eğitici drama kapsamında yapılan psikodrama benzeri çalışmalar daha çok duygularının farkına varma, duygularını tanıma ve tanımlama, duygularını uygun yollarla ifade etme, bireysel ve grup halinde gevşeme, rahatlama üzerinde odaklaşır. Diğer yandan eğitici dramanın amacı oyun yaratmak değildir. Bu eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli farktır. Bir başka ifadeyle eğitici dramanın amacı anlamak, farkına varmak ve öğrenmektir. Oyun bir araç işlevi görür. Yaratıcı dramanın asıl amacı ise oyun yaratmadır. Drama oyunu terimine baktığımızda Drama oyunu, eğitici drama etkinliklerinin oyuna benzer niteliklerinden dolayı kullanılan bir terimdir. Bir olay, öykü, konu, kavram, nesne ya da rolün taklit edilerek canlandırıldığı oyun olarak da tanımlanabilir. Drama birçok eğitim etkinliğinde kazanımları gerçekleştirmek üzere bir teknik ya da araç olarak kullanılır. Drama uygulamaları bilindiği üzere tiyatro denilen bir gösteri, anlatım ya da sanat türüne ilişkindir. Büyük Larus ansiklopedisine göre bu anlamda drama, kişilerin yaşamını tehlikeye sokan, onları birbirine düşüren üzücü olaylar dizisidir. Klasik edebiyat sistemine dahil olmayan, tarihsel ya da dinsel konuları ele aldığı için trajediden farklı olan ve antik çağdan beri bilinen bir tiyatro oyunudur. Çocuk tiyatrosu. Çocuk tiyatrosu Meslek profesyoneli olan yetişkinler ya da çocuklar tarafından oynanır. Burada amaç izleyen çocukların eğlenmesi ve onlarda sanata dair sevgi uyandırmaktır. Eğitici drama çocuk tiyatrosundan tamamen farklı bir uygulamadır. Çocuk tiyatrosunda sahne ve kostüm önemlidir. Ezberlenmiş diyaloglar vardır. Seyirci karşısında oynanır. Oysa eğitici dramaya baktığımızda her şeyden önce seyirlik değildir. Seyirciler için oynanmaz. Tüm grup drama etkinliğine aktif olarak katılır ve her katılımcı doğrudan kendi yaşantıları aracılığıyla öğrenir. Sahnesi, kostümü ve seyircisi olmaz. Mükemmel bir oyun sergilemek için ezberlenmesi gereken diyaloglar da yoktur. Bunun aksine Özellikle okul öncesi dönemi çocuklarının gösteri yapmak üzere belirli rollere sıkışmaları ve ezber diyaloglara mahkum olmalarının olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir. Eğitici tiyatro, profesyoneller ya da eğitilmiş çocuklar tarafından izleyicisi çocuk olan bir gruba belirlenmiş bir konu hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılır. Ancak eğitici tiyatro etkinlikleri içinde Yine rol yapmak ve diyalogları ezberlemek gerekir. Ayrıca yine seyircilere oynanır. Bu iki özellik bakımından eğitici tiyatro, eğitici dramadan farklıdırlar. Katılım katılımcı tiyatroya baktığımızda ise katılımcı tiyatro seyircilerin de oyuna katıldıkları oyunlardır. Bu tür oyunlarda çocuklar sahnelenen oyuna zaman zaman katılırlar. Drama terimi Drama, drama oyunu, drama çalışması, drama etkinliği terimleri zaman zaman eğitici drama terimi yerine kullanılırlar. Yarışmaya yer verilmeyen eğitici dramada her etkinliğin eğitim amaçları belirlidir. Yapılan etkinliğin türü ulaşılmak istenen amaçlarla ilişkilidir. Oyunda ise eğitim amaçları belirgin değildir. Ayrıca eğitici dramanın sonunda yer verilen tartışma bölümü ile çocuklara Çeşitli düzeylerde tartışarak eğitim verilmesi mümkün olur. Oyunda ise bir tartışma bölümü bulunmaz. Eğitici dramanın tanımı. Eğitici drama, önceden belirlenmiş, açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleriyle birlikte daha çok büyük motor hareketlerle yaptıkları, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir. Diğer bir tanımla eğitici drama, bir eylemin, bir olayın, duygunun, çeşitli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, hatta şiirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ve sözsüz, kendiliğinden davranışlarla taklit yolu ile temsili olarak ifade edilmesi, canlandırılmasıdır. Lindbeck ve Moen, eğitim amaçlı dramayı, sosyal, evrensel ve soyut kavramların, Tarih, edebiyat gibi konuların özel olarak tasarlanmış yaşantılar aracılığıyla somutlaştırılıp canlandırılarak anlamlı bir hale getirildiği ve öğrenildiği bir eğitim tekniği olarak tanımlamaktadırlar. Eğitici drama mümkün olduğunca esnektir. Temel kuralları grubun dışında önceden belirlenmiştir. Bir grupla yaşandığı, yetişkin bir lider örneğin bir öğretmen tarafından yönlendirildiği ya da en azından başlatıldığı ve çocuklar tarafından bir grup oyunu gibi algılanabilen etkinlikler bütünüdür. Taklit edebilme, drama etkinliğine katılabilmenin en temel ön şartıdır. Taklit edemeyen bir çocuk drama etkinliğine katılamaz. Taklit edebilme, drama için temel bir davranıştır. Taklit etme davranışıyla ilişkili olan dikkat ve bellek yetenekleri de gereklidir. Taklit etme davranışının ilişkili olduğu diğer bir yetenek de zihinsel olarak simgeleştirebilmektir. Drama etkinliğine katılabilme konusunda yalnızca bazı zihinsel yetenekler değil, bazı sosyal becerilerin de kazanılmış olması gerekir. Çocuğun kendi yaşıtları ile işbirliğine, etkileşime dayalı kurallı oyunlar oynama sosyal becerisini elde etmiş olması onun dramaya katılmasını ve dramadan yararlanmasını kolaylaştırabilir. Söze edilen zihinsel ve sosyal niteliklere sahip olma yaşının ortalama olarak 3, 3,5 yaş civarı olduğu kabul edildiğine göre drama etkinliğine başlama yaşının 3,5 yaşından sonra olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Eğitici dramanın özelliklerini özetlediğimizde açık ve net eğitim amaçları, sınıfın yani grubun kendi öğretmeni, büyük hareketlerle katılım İfade etme, rol oynama, canlandırma, tartışma ve değerlendirme, sonuç değil, süreç odaklı olmadır. Eğitici drama ne değildir ve farkları nedir? Psikodrama değildir, çocuk tiyatrosu değildir, oyun değildir, tek amacı yaratıcılık değildir. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi Çocuklarla drama ilk kez İngiltere ve Amerika'da başlamış ve gelişmiştir. Bir İngiliz olan Peter Slade 1920'lerden itibaren çocuk grupları ile drama çalışmalarını denemeye başlamıştır. Peter Slade kendisine özgü bir drama yöntemi geliştirmiş ve çocuk draması adını verdiği kitabında yöntemini tanıtmıştır. Slade çocuk dramasını özel bir sanat türü olarak tiyatroya bir alternatif olarak görmüştür. Ona göre drama tüm çocuklar için doğal bir oyundur ve çocuk gelişimine önemli katkılarda bulunabilir. Çocuk kendini farklı durumlara sokarak, farklı rolleri oynamaya çalışarak kendi gelişimi için önemli olan beceriler kazanır. Diğer yandan drama sayesinde çocuk iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme, toplumsal kuralların farkına varma ve çalışmanın keyfini çıkarma yönünde gelişir. Brian Way Drama Yolu ile Gelişim adlı kitabında çocuklara kendine güven duygusunun nasıl kazandırılacağı ve çocukların kendi kaynaklarını keşfetme ve kullanmalarına nasıl yardım edilebileceği konusunda örnekler vermiştir. Brian Way'e göre dünyada dramaya katılamayacak çocuk yoktur. Ve tiyatro ile dramayı birbirinden kesinlikle ayırır. Drama tiyatro ile özdeş değildir. Ve'ye göre en önemli fark şudur. Tiyatro bir seyirci kitlesine yöneliktir. Seyirciler için oynanır. Dramada ise katılanların kendi yaşantıları önemlidir. Drama seyirciler için oynanmaz. Amerika'da ise Winfred Word 1923'te üniversitede yaratıcı drama eğitimine başlamıştır. Yayınlanan kitapları drama için öyküler ve çocuklarla oyun hazırlamadır. Word de tiyatro ve dramayı birbirinden ayırır. Çocuk tiyatrosu çocuk seyircilere güzellik ve zevk, mutluluk ve neşe aktarır. Yaratıcı drama ise katılan çocuklara kendi gelişimleri ve grupla birbiriyle işbirliği yapabilmeleri konusunda önemli yaşantılar sağlar. Viola Spolin, Tiyatro İçin Doğaçlama adlı kitabında çocuğun içinden geldiği gibi rol oynamasının kendini ifade etme yönünden önemini vurgulamıştır. Spolin yetişkinler gibi çocukların da rol oynayabileceklerine dikkat çekmiştir. Spolin, duygular ve duyguların bedensel olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiye önem vermiş ve insanlara duygunu göster, duygunu görünür hale getir önerisinde bulunmuştur. Dorothy Hedcott ise 1970'lerde eğitimde drama konusunda çalışmalar yapmıştır. Hedcott'un yaklaşımına göre Çocuklar gerçek yaşamda yaşadıklarını anlamak için dramadan yararlanabilirler. Drama okul programının her alanında kullanılabilir. Headcourtun tekniğinde öğretmenin drama etkinliğinde bir rol üstlenmesi gerekir. Baltın, Eğitimde Dramanın Kuramına Giriş adlı kitabında drama konusunda daha bilişsel ve analitik yönlere ağırlık veren bir yaklaşımı savunmuştur. Çocuklara sorular sorarak konuyu açma ayrıntılara girme ve tartışmaya önem vermiştir. Baltına göre çocuğun kendini ve yaşadığı çevreyi anlaması önemlidir. McCaslin, yaratıcı drama olarak tanımladığı yaklaşımını televizyon ve video oyunları çağının pasif çocuklarının yaşayarak, deneyerek daha aktif olabilmeleri, yaşama katılabilmeleri için önermiştir. Evet arkadaşlar, ilk ünitenin sonuna geldik. Bundan sonraki ünitelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.